Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğne YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna abone olabilir. Basarak ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, size bugün yine sadece sarıdan şöyle papatya gibi bir model göstereceğim. Modelim de bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine iğneden tığa bir model. Daha önce bu modelin şu kirpiklerini arkadaşlar alt kirpiklerini pipete süt pipetine takarak yapmıştık. Şimdi de bu şekilde zincirle altı zincir çekerek yaptım kirpiklerini aynı modelin pipetle değil de zincirli olan modeli arkadaşlar. Bu şekilde çok hoş ve zarif yapımı da daha kolay. Evet şimdi modelimizin yapım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar ilk başlarken aynı şekilde tığ battılarımızı hazırlayıp sık iğne ile herhangi bir tığ battımızın içine giriyorum. İki zincir çekip bir defa doluyorum. Ve hemen bir yanındaki tığ battımın içine girerek 2 2 olarak alıyorum. Bu şekilde arkadaşlar ara suyu yapacağız. 4 zincir 4 zincirimi çekip kapattım trabzanımı. 1 2 zincir İki zincirimi hemen yandaki tığ battıma kapatıyorum. Bir, iki zincir. Bir defa doladım. Yandaki tığ battıya iki, iki olarak aldım. Evet arkadaşlar. Ara suyumuz yaprağımızla yani çiçeğimizle arasında altı tane. Altı tane yaptık. Ve yedinciyi de arkadaşlar kirpiksiz trabzan olarak yapıyoruz. Şimdi bunun üzerine yedi tane zincir. Bir, iki, üç. 6 ve 7. 7 zincirimi çekip şöyle ters tarafından tomurcuğuma tutturup bu şekilde sık ile tomurcuğuma tutturuyorum. Buraya bir yuva yaptım. 1 2 iki zincir. 2 i̇ki zincirle düz tarafına dönüyorum. Bir defa doladım. Hemen arkadaşlar buraya yuvanın içine girdim. 2 2 olarak aldım. Bir defa doluyorum. Yuvaya girdim. 1 2 2 3 2 defa doluyorum. Yuvaya girdim. 2, 2, 2. Bu da dördüncü trabzanım. Yine 2 defa doladım. Yuvaya girdim. 1, 2, 2, 2 olarak aldım. 5. trabzanımın üzerine 4 zincir çekerek hemen buraya bir sık iğne yapıyorum. Evet, o sık iğne ile kapattım buraya. Geri kalan kısma 5 tane zincir. Şey, sık iğne pardon arkadaşlar. 4 ve 5. 6. da bu şekilde yuvada yapıyorum. Yaprağımın birinci kısmı tamam. 3 tane zincir. 2 defa tığımı donadım. Hemen yuvaya girip 1, 2, 2, 2 olarak bir trabzan yaptım. Şimdi çiçeğimizin dalını yapıyoruz. Yuvası için 7 tane zincir ve 7 zincir, 7 zincirimi bu yaptığım trabzanımın arasına kapatıp buraya bir yuva yaptım. Geri kalan e, şey zincir çekiyoruz sıkı değil arkadaşlar. 3 zincir, 3 zincirimi kapattım buraya. Bu şekilde yapıyoruz dalımız arkadaşlar. 1 2 zincir bir defa doluyorum yuvaya girdim 2 2 olarak aldım bir defa doluyorum yuvaya girdim 3 üç seferde 3. Üç trabzanım 3 seferde tekrar 2 defa doluyorum 2 2 2 4. trabzan 2 defa doladım aynı yuvaya 1 2 2 en sonuncuyu 4 seferde aldım. Biraz daha bir tık daha uzun yapmak için. Şimdi buraya yine 4 zincir çekerek trabzanımın arasına girip kapattım. Geri kalan kısmı arkadaşlar 5 tane sık iğne yapıyorum. Evet. Trabzanımı bu şekilde sık iğne ile doldurup dibine de bir tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde yaprağımız tamam. Şimdi burada yaptığımız boş trabzanın arasına da girip bir sık iğne yapıp bu şekilde trabzan seviyesine indim. Hem de arkadaşlar şu şekilde yaprağımı yukarı doğru kalkmasını sağladım. Bu sık iğnelerle. İki zincir hemen yandaki tığ battıya bu şekilde kapattım. Bir iki zincir bir defa doluyorum. Aynı şekilde şimdi ara suyu yapımına geçtik arkadaşlar. 4 zincir kapattım. 2 zincir yandaki tığ battı ya. Bu şekilde sık iğne ile girip kapattım. 1 2 zincir bir defa doluyorum. 2 2 olarak aldım. 1 2 3 4 zincir Tırabzanıma kapattım. 2 zincirimi de yandaki tığ battıya kapattım. 1, 2 zincir bir defa doladım. 2, 2 1, 2, 3, 4 zincir trabzanıma kapatıyorum. Kirpik yaptım. 2 zincir bu şekilde kapattım. Evet arkadaşlar 6 tane bu şekilde ara suyunu vereceğiz. 6 tane verdikten sonra 7. de geri dönüp 7 zincir ile tomurcuğumuza kapatıp bu yaprağımızı yapacağız. Şimdi çiçeğimizin yapım kısmına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar yaprağımızın ortasında yaptığımız dalımızın bu 7 zincirli yuvamızın içine girerek sık iğne ile ipimizi tığımıza tutturduk. Bu şekilde ipimizi monte ettik arkadaşlar. 6 zincir 6 zincirimi yine bu yeşil yuvanın içine sık iğne ile monte ediyorum. 1 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir yeşil yuvaya sık iğne ile bu şekilde kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir 3 oldu arkadaşlar. Bu şekilde bu yeşil yuvanın içine 6 zincir çekerek tam 9 tane kirpik yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 zincirimi kapattım buraya. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Kapatıyorum sık iğnemle. 6 zincir. Kapatıyorum yuvada. 3, 6, 7 oldu. 6 zincir. Bu da 8 oldu. Evet arkadaşlar. 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Dokuzuncu şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. 3 zincirimi çekiyorum. Bir defa doluyorum. Yine yeşil yuvaya girip 1, 2, 2. Bu şekilde bir trabzan yapıyorum. Şimdi arkadaşlar buraya ilkini 7 zincir diğerlerini 6 zincir çekeceğim. Şimdi dönüş olduğu için şöyle ters tarafına döndüm eksilme oluyor arkadaşlar. O yüzden ilkini 6 7 zincir çektim. Bir tane atlayıp ikinci kirpiğime çektiğim bu zincirimi kapatıyorum. Buraya bir yuva oluşturuyorum. 1 2 3 4 5 6. Bir tane atlayıp ikinci kirpiğimin içine bu şekilde sık iğne yaparak kapattım zincirimi. 6 zincir bir tane atlayıp ikinci kirpimi bu şekilde kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir. Bir tane atlayıp bu şekilde kapattım buraya. Evet, 4 tane arkadaşlar buraya yuva yaptım. Şimdi 2 zincir çekerek bu yuvalarımın içini kepiklerle dolduracağım. Döndüm düz tarafına kapattım bu şekilde. 2 zincir kapattım. 2 zincir kapattım. 1 2 zincir bu şekilde toplamda arkadaşlar 6 zincirimin içine 6 tane kirpik sığıyor. 6 e, kirpiğimi tamamladım. Bu şekilde yuvanın içini sık iğne ile doldurdum. Sıradaki yuvaya geçiyorum. 1-2 zincir bu şekilde kapattım. Bakın çok hoş oluyor arkadaşlar papatyamız. 2 zincir döndüm. Daha doğrusu sık iğne ile kapattım. 3 4 5 2 zincir 6 Kapattım buraya. 1 2 zincir 1 2 zincir 3 5 6 Bu şekilde yuvayı sık iğne ile doldurduk. Sıradaki yuvaya girip sık iğne ile geçiş yaptım. 1 2 zincir 1 2 zincir Bu üçüncü dördüncü 5. ve 6. Bir tane de arkadaşlar şu yaptığım trabzanın içine giriyorum ki şöyle meyilli güzel durması için bir zincirimi de çekip ipimi koparıyorum. Evet bu şekilde modelimiz arkadaşlar çok hoş oldu. Şimdi ipleri de yakıp geleyim. Evet arkadaşlar gerçekten çok güzel oldu modelimiz. Bu şekilde papatya gibi bir çiçeğimiz oldu. Yapanın eline sağlık arkadaşlar. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.